Hep şikayet ediyor diyeceksin ama abi, Galip'ten hiç memnun değil. Gene mi geç geldi akşam? Sırf o olsa abi, adresleri şaşırır, parayı düşürür. Her şeyi yüzüne gözüne bulaştırıyor. Farkındayım Penguen. Kıvıramayacak bu iş. Beceriksiz. Parayı da beğenmiyor, kafasız. İyilik yaramıyor böylenin abi. He. Yaramıyor vallahi. Birkaç kuruş kazansın dedik. Buluruz bir başkasını. İş diye kıvranıyor millet. Öyle abi. Allah Davut Usta'ya kolaylık versin. İşi zor o adamın. İyi günler. Geçmiş olsun Yavuz Bey. Sağ ol kuçum. Hey ben maşallah. Ben gidiyorum abi. Yavuz Bey. Aman. Aman. Sağ ol kuçum. Yavaş. Sen nasıl oldun Sedat Bey? Ara sıra başım dönüyor. Biraz iyileşeyim, yakacağım şuranı cızızı. Bırak bu efe ayaklarını birader. Bizi birbirimize o düşürdü ama canım abicim. Kohbelek nasıl olurmuş göstereceğim sana. Dikkat et, bunlar en tehlikeli günler. Bizim bir İbrahim abi vardı, senin gibi dayak yemişti. Beyninde pıhtı kalmış, bir hafta sonra öldü küt diye. Öttü gene Baykuş, sen ölürsün inşallah tez saatte. Tam iyileşti derken gümledi gitti kapı gibi adam. Ah ah, nerede o günler? Bizim için dua edin kız. Her trafiğe çıkışım ayrı bir macera valla. Hadi bye bye. Bye bye. Sefa ile efendim, sefa ile, bye bye. Uy, baş baş yap biraz babaya, baş baş. Gidişiniz olsun da dönüşünüz olmasın Allah'ın belaları. Rahat dur artık kahrolasıca. Koparacağım o boynunu senin. Hadi sallanma sen de, ver şu ekmeği. Duydun mu eşek, keyfini mi bekleyeceğiz senin? Duyduk, duyduk. Tövbe. Sabredemedin sen de iki dakika. Adamın işi var işte, görüyorsun. Ne oluyor öyle eşek meşek? Rahat dur mikrop. Vallahi boğarım şimdi seni. İyi günler. İyi günler canım. Ay nerede kaldı bu lanet olası asansörde? Ah, hazırlandınız mı kızım? Çiçek gibi ikisi de maşallah, çiçek. Alın bakalım beslenmelerinizi de. İyi günler. Kenardan kenardan gelin kızım. Hadi Banu, tut ablanın elini de. Aptal Banu, aptal yeşim. Babak sana ne diyor? Sensin aptal. Ah. Çakarma. Laflarına dikkat et. Zaten Sabri'ye kafam bozuk. Hadi canım, güle güle, iyi dersler. Hadi kızım, Allah zihin açıklığı versin. Güle güle. Hoşça kalın. İmdat! Asansör kaldı. Cafer! Serpil Hanım asansörde kaldı. Korkma Serpil Hanım, şimdi çıkarır seni. Alo? Alo? Cafer pilav attı, buyurun. Buyurun. Alo? Ne oldu abi, yine mi ses yok? He yok, bu üçüncü. Biri bizi işletiyor galiba. İyi geceler. İyi geceler, yine bekleriz. Hadi Pemgen, ben gidiyorum. Kolay gelsin. Hadi abi, iyi geceler. Cafer, Cafer. Ah babacığım, hayrola? Sultan Hanım hastalandı. Telefon ettim sana ama bir türlü düşünemedim. Aman, o sen miydin? Nesi var? Bilmiyorum. Fenalaştı birden. Vah vah, geçmiş olsun Halil Bey. Çırpınmaya başladı kuş gibi. Çok korktum. Sonra biraz kendini toparladı ama. Dur babacığım dur, telaşlanma. Gülsüm gider bakar şimdi. He, baksın. Bakar. Yalnız mı bıraktın evde? Hüseyin geldi yanına. Çocukları da aradım ama yok iblisler. Kim bilir nerede sürtüyorlar. Kıracağım boynuzlarını. Gel babacığım gel. Dün gece nerede söndürdünüz feneri iblis? Anneniz ölse haberiniz bile olmayacak. Asıl senin haberin yok galiba baba. Bizim annemiz çoktan öldü. O kadın senin karın. Bizim annemiz değil. Öy! O nasıl konuşma iblis? Kırarım boynuzunuzu. Cevap vermeyin babanıza siz de. Çenenizi tutun biraz. Zaten kafası bozuk. Hep bozuk zaten kafası. İyi bir şey duyduğumuz yok. İyi günler. Hayırlı işler. Hoş geldin enişte. Hastamız nasıl oldu babacığım? Geldi mi kendine biraz? Geldi çok şükür. Bu sabah biraz açıldı gözleri. Oh neyse, geçmiş olsun. Sen de fazla kaşıklama o şeylerden bundan sonra babacığım. Hıy! Ne kaşıklıyormuşum? O nasıl konuşma iblis? Herkesin içinde. Kırdın kolumu babacığım. Boynuzunu da kırarım iblis. Üstüne vazife olmayan işlere karışma. Fena bir şey mi söyledik babacığım? Senin sağlığın için. Sen de hak ettin ama. Sana ne? Keyfin hikayesi misin? Ne isterse yer kaşık kaşık. Bela mısınız siz benim başıma? Ne yiyormuşum öyle kaşık kaşık iblis? Yetti be. Şamar olanına döndük be. Allah Allah. Gidelim evladım. Taksitle maksitle yapmaya razı edebilirsek adamları. Yavaş ablacığım. Çekme. Öbür bacağımı da sen kıracaksın. Ağzından yel alsın kız. Dikkat et son basamak. Buyurun. Saygılar hocam. Nedir bu asansörden çektiğimiz? Sormayın efendim.
Bozulunca anlıyor insan kıymetini. Kız hoca Allah elini versin. Sen de yaptıramadın şu asansörü gitti. Ağrıçtan gazel yok ablacığım, konuşuyoruz. Benim suçum değil ki efendim. Zamanında ihmal edilmiş. Kim ihmal etmiş hocam? Kim olacak efendim? Bu kereste müdürü. Ehil olmayan kişilere yaptırmış asansörün bakımını. Bana bak Bunak. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Gelirsem oraya. Tamam. Ay senden korkulur kız. Laf mı dinliyorsun kapının arkasında casus gibi? Hakaret etti efendim, şahitsiniz. Vereceğim bu hediyeyi mahkemeye. Dur komşum. Karıştırma şimdi mahkeme falan. Ver ulan. Mahkemeden mi korkacağım? Benim hayatım mahkemelerde geçmiş. Babacım sabır sabır. Şşt. Sen kapa çeneni. Bunak efendim, Bunak artık ne dediğini bilmiyor. Oynatma öyle elli kolunu komşu. Hasta etme vatandaşı. Ama önce o hakaret etti efendim, duydunuz. Üstelik iftira ediyor utanmadan. Kim demiş asansörün bakımını ehliyetsiz kişilere yaptırdığımı? Ben söylüyorum ulan. Firmadan gelenler de söyledi. Bulmuş iki tane şarlatan kendisi gibi. Ucuz malzeme, ucuz işçilik. Duydun mu hocam komşu? Doğru mu bunlar? Yalan efendim, uyduruyor. İspat edemez. Ederim. Mal gibi de ederim. Nerede yapılan işlerin faturası? Nerede garanti belgesi? Efendim, belge olmayabilir ama adamlar işlerini biliyordu pekala. Biraz tasarruf olsun diye fatura almadık ama... Kıvırtma komşu. Asansörün bakımını düzgün yaptırdın mı, yaptırmadın mı? Evet veya hayır. Tek kelime. Efendim şöyle arz edeyim. Arz etme komşu. Tek kelime. Evet veya hayır. Efendim, belki bizim de bazı hatalarımız oldu ama... Tamam komşu, kes. Bu kadarı bana yeter. Hasretme vatandaşı. Nasılmış düdük? İşte böyle mi arartırlar adamı? Ayıp değil mi kız hoca? Bir de herkesi kışkırtıyorsun adamcağıza karşı. Yazıklar olsun komşu. Vatandaş sana canını malını emanet etsin. Sen de böyle. Tek suçlu ben mi oldum şimdi efendim? O kadar söylüyoruz. Dolaşıyorlar çoluk çocuk 8-10 kişi birden. Paldır küldür bir aşağı bir yukarı eşek gibi affedersiniz. Asansör mü dayanır buna efendim? Elini kolunu unutma komşu. Hasretme vatandaşı. Ellerin kırılsın. Utanmıyor musun teyzeciğim. Bacak kadar çocuğu değil. Aman. Anam. Durun anneciğim, ne yapıyorsunuz? Bırak beni. Akranım ol senin. Kırarım bacaklarını ha. Dur kız teyze. Zaten kırılmış adamın bacağı. Yerim ben senin o kuru yanaklarını. Yerim, yerim. Ay. İyi günler. Buyurun. Ha. Sertifikası içinde mi gazetenin? İçinde efendim. Hepsi içinde. Ha iyi. Şu asansörü de yaptıramadı hala o yönetici olacak herif. Keyfinden mi yaptırmıyor adam? Motorun, tellerin, her şeyin değişmesi lazımmış. Dünyanın parasını istiyorlar. Yaptırsın efendim. Versin parasını, yaptırsın. Kimse elini cebine atmıyor ki Sabri Bey. Hadi sen birinci kattasın, sana bir şey yok. Yavuz Bey ne yapsın? Ta tepeden inip çıkıyor o sakat bacağınla. Ya biz ne yapalım? Her sabah kaç kat çıkıyoruz biliyor musun sen? Fıtık olacağım vallahi bu gidişle, fıtık. Buyurun, iyi günler kız kapıcı. Sus be. Niye kalktınız kızım? Yatın bakalım hadi. Uykumuz kaçtı baba. Annem nereye gitti? Sultan Hanım hastaymış. Dedenizle gitti. Gelir şimdi. Çok korktuk baba. Yatın hadi yat. Yok bir şey. Arıyorum Cafer bile battı, buyurun. Şşşt. Sen de bırak gevezeliği, gece vakti. Baba bak ben resim yaptım. Ev resmi mi yaptın? Aferin. Bizim evimiz de bunun gibi olsun baba. Bahçesi de olsun. Olacak kızım, bahçesi de olacak. Babanız biraz daha kazansın para. Heh, anneniz de geldi. Aa, siz neye kalktınız kızım? Ne olmuş Gül? Kötü bir şey mi? Aman bırak. Konuşturma beni çocukların yanında. Yemiş babam şeyleri. Aa, aganigi naganigi desene. Dede fındık mı yemiş? Anam. Yemiş kızım, yemiş. Sultan Hanım da yemiş. Mideleri bozulmuş. Hadi yatın siz artık, hadi. Biz de dert babası olduk Gül. Önüne gelen ne olacak bu asansör diye bize soruyor. Sabri domuzu da durmadan karıştırıyor ortalığı. Münafık Gül, münafık. Muvaffak Hoca ya kalpten gidecek ya da çekip vuracak bu domuzu. Doyamıyorum vallahi şu Türkan Hanım'ın çikolatalı kahvesine. Şundan biraz da eve götürelim. Hı, burada içtin yetmiyor sanki. O kadar beğeniyorsan git al kendine çarşıdan. Paran mı yok? Beleşin tadı başka Gül. Getirecek mi baban Sultan Hanım'ın muayenehaneye? Getirecek.
Aman bir şey yok o yılanın be. Asıl babam dikecek nalları böyle giderse. He. Dikecek vallahi bu azgınlıklar. Titretir verecek kuyruğu. Anam. Ne dedik Gül? Kapıcı, markete mi? He. Buyur, ne vardı? O teker şaraplarından al bana 5-6 şişe. Çatıdaki Zula'ya koy, duydun mu? Yok öyle beleş. Sen önce borcunu öde, borcunu. İyi günler. Ay! Buyurun. Ödümü kopardın kız kapıcı. Öyle paldır küldür girilir mi? İnsan bir öhe der, öhe. Tamam. Höşt, koçum höşt. Dalma öyle davar gibi içeri demiyor muyum ben sana? Kusura bakma Yavuz Bey, bir daha olmaz. Olmasın. Zaten kafam bozuk. Uyarım. Var mı asansörden bir haber? Yok Yavuz Bey, çalışmıyor hala. Neden koçum? İlgilenmiyor mu hocamız? İlgileniyor da kimse para vermiyor. Biz verelim koçum söyle. Alırız sonra. Yazık değil mi şu adama kız kapıcı? Şu haliyle inip çıkıyor onca merdiveni. Harçtan kasayı yok ablacığım, konuşuyoruz. Al şu yavruyu. Gel kız, dolaşma ayak altında. Ezecekler şimdi seni. Ha canım, prens, hakiki prens maşallah. Yaktın beni koçum. Kız sakat ayağına mı bastın yoksa adamın kız? Bastı ablacığım. Bastı, perişan etti vatandaşı. Allah. Yavaş ablacığım. Koyduğum kuralları unutma. 40 kilometreden fazla yok. Sağdan gideceksin. Dur dedim mi duracaksın. Kız böyle esir gibi de araba kullanılmaz ki kız. Önüne bak ablacığım. Suratıma değil. Konuş hocam. Yapsınlar şu asansörü. Masamı ne tutarsa ben vereceğim. Eksik olmayın beyefendi. Dairelerden topladıkça takdim ederiz borcumuzu. Alırız hocam, acelesi yok. Hey maşallah. Şengül Hanım da ne şoförmüş. Eliye çıktın ablacığım, yavaş. Hasretme vatandaşı. Azarlama insanı şöyle katil gibi kız. Elim ayağım birbirine dolanıyor. Sağdan dedik ablacığım, sağdan. Şaşırttın işte kız gene sağımı solumu. Efendim, şoförün işine karışmak pek doğru değil. Değil tabii kız. Çıkacağım şimdi kaldırıma senin yüzünden. Ay. Hop ablacığım, hop. Yine bekledin, iyi akşamlar. Aman katil. Kaleciğim, tut beni, tut beni. Şafakta horoz sesi. Ablacığım kes. Fazla üfledim vatandaşın kafası. İyi akşamlar, buyurun. İyi akşamlar. Merhaba. Eyvallah, buyurun. Buyurun. Doldur bakayım şuradan iki tabak alopya ablam. En hatırlı müşterimiz geldi. Çiftler pozisyonu hazırlıyorum abi. Ay! Of. Dikkat et kız kapıcı. Adam ayakta zor duruyor zaten. Ruh gibi baksana. Dikkat et çevrenin ablacığım. Kim ruh gibiymiş? Vatandaşın gözü gündüz de açık, gece de. Ay güldürme insanı kız. Ayakta uyuyorsun haberin yok. Ah, aman be. Adam cızmız derken götürüyor paraları. Vatandaş her şeyin farkında ablacığım. Birader, bugüne götürdün 305'i, tamam mı? Hepsini kaydediyorum. Soracağım hesabını. Cüv. He. Yavuz Bey ne yapar adamı? Oyarım, oyarım. Buyurun, afiyet olsun. Sağ ol. Buyurun. Evde mi bizim kiracılar? Cenap benim. Bilmem, haberim yok valla. Tabii, nereden bileceksin? Dünyadan haberin yok ki senin. Pilavcı mısın, kapıcı mısın? Zaten o yönetici denen bunağın dünyadan haberi yok. Dingo'nun ahırına döndü apartman. Giren çıkan belli değil. Her dakikada kapıda duramayız ki efendim. Duracaksın tabii. Başka türlü o anarşistlerin hareketlerini nasıl kontrol edeceğiz? Tamam. Anarşistler mi? Dinlemedin mi o şair bozuntusu yalı kazığının radyodan söylediklerini? Yoo, dinlemedim valla. Ne söyledi? Kiracıları ev sahiplerine karşı kışkırttı düpedüz ahlaksız. Maksadı milleti birbirine düşürmek. Bölücülük. 146'ya 1'e girer suçu. Cezası da doğrudan idam. Tamam. İdam mı? İdam ya, ne sandın? Sallandırmak lazım böylelerini. Hemen veriyorum mahkemeye. Anarşistleri yaşatmam ben elimde. Kapıya da bugün asıyorum kiralık ilanını. Sokakta kalsınlar da görsünler dünyanın kaç bucak olduğunu. O kadar kolaydı. Niye sırıttın öyle pişmiş kelle gibi? Yok efendim, estağfurullah. Ne sırıtması? Asansörün parasını ne zaman verecek diye muvaffak hoca sorup duruyor da. Patlamadı ya. Beklesin biraz. Sanki kendi cebinden ödedi. Tamam efendim. Söyle dedi, söyledik. Bize ne bağırıyorsun? Veririz ay başında, acelesine.
Cenap'a kızmış, hırsını bizden çıkartıyor domuz. Kadın babana artistlik yapmaya devam ediyormuş Gül. Ayılıp bayılmalar, hasta numaraları. Oo. İnşallah sahiden hastalanır da geberir yılan. Höz höz, dağdan mı indi? Anam, buyurun, iyi günler. Neydi komşu, anlamadım. Aman Yavuz Bey. Dur kız, hemen şimdi sen de katil gibi. Siz de söylemedim efendim, yanlış anladınız. Kaşını gözüne oynat böyle komşu. Ya kime söyledin? Sabahtan akşama kadar dandun çarpıyorlar şu kapıyı efendim. Yazık günah. Dünyanın parasını verdik asansör tamiri için. Aa, ne verdi ki bu? Parayı biz verdik kız Sabri Hoca. Konuşma öyle. Parçalattıracak mısın kendini? Bak adamın ayağı düzelmedi daha. Hariçten güzel yok ablacığım. Konuşuyoruz. Yanlış bir şey söylediysem özür dilerim efendim. Ay başında takdim edeceğiz borcumuzu. Alırız komşu. Acelesi yok. Laflarına dikkat et yeter. Buyurun. İyi günler. Durun efendim. Siz laftan anlamıyor musunuz? Buyurun. Sayın abim nerede koçum? Görünmüyor ortalıkta. 19 Mayıs koşusuna çıkmış Yavuz Bey. Samsun'a kadar koşu çekmiş. Ey maşallah. Çekmeye başladı yine kafayı herhalde. Ay yazık kız. O daha Bostancı Köprüsü'ne gidemeden ölür. Ağzını ayır ablacığım. Bırak uçup bisikleri kalsın. Dayan ablacığım. Hey maşallah. Verin şunu diyorum efendim, onu da yırtacağım. Ay. Hiç zahmet etmeyin efendim. 10 kere yırtsanız 10 kere yeniden yazarım. Bağırmayın Sabri Bey, bütün apartman buraya toplanacak şimdi. Toplanırlarsa toplansınlar be, onlardan mı korkacağım? Zaten herkes biliyor sizin kaç paralık bir insan olduğunuzu. Yeter, yeter efendim. O servet düşmanına arka çıktığınız yetmiyor, bir de kendi kocanıza hakaret ediyorsunuz. Bağırmayın Sabri Bey, teyzenin yüreğine inecek vallahi, Allah korusun. Nerede o günler? Siz ne dediniz anneciğim için efendim? İnşallah sizin yüreğinize iner. Ne oluyor efendim, nedir bu gürültü? Karı koca kavgası kiracı Allah yüzünden. Allah Allah, ne yapıyorsunuz efendim, kendinize gelin. Karışma sen Burak. Sensin Burak. Canavarsın siz efendim. Ben bir canavarla evlenmişim. Öldüreceğim. Cafer, Cafer koş koş. Cafer gel. Kaç Sabri Bey, gözü dönmüş kadın. Sen kime gözü dönmüş diyorsun sersem? Çekil. Rahat dur sen de artık be. Ne oluyor öyle sersem mersem? Asacağım efendim. Çatlasanız da asacağım. Kiralık daire mi? Hangi daire kiralık? Çekilme şuradan Burak, sen de. Tamam. Burak sana benzer dangalak. Çekil. Evet efendim, dangalak. Cenab-ı Beyleri evden atacakmış bu canavar. Hadi canım, kolay mı öyle kiracı atmak? Zor biraz efendim. Avucunuzu yalayın. Attırmam. Öyle bir atarım ki şaşar kalırsınız. Kiracı milleti değil mi? Hepsinin köküne kibrit suyu. Terbiyeli konuş, kereste müdürü. Biz de kiracıyız. Kereste müdürü, kereste müdürü. İyi artık be, ölsün mü kiracılar? Onların canı yok mu? Biz kapıcıyız Gül, sen karışma. Efendi efendi, ben senin gibi çok uyuz ev sahibi gördüm. Lafını bil, alırım ayağımın altına. Hadi al bakalım sıkıysa. Gebertirim seni vallahi. Aman hocam, aman. Bırakın, karışmayın. Önce ben geberteceğim. Alo Cafer, pilavattı buyurun. Aferin maşuk, öğrendim bu işi. Bir de geceleri servise çıksan. İyi günler, buyurun. Ah be kardeşim, dünya varmış. Öldük 180 basamak en çık. Nihayet yaptırabildiniz şu asansörü tek. Yavuz Bey sayesinde efendim. Parayı bastırmasa daha çok iner çıkardık bu merdivenleri biz. Kesesine bereket canım abimin. Hoca bir an önce toplayıp verelim şu parayı diyor. Üzerinde varsa Sedat Bey. Veririz kardeşim, cız kaçmıyoruz ya. Benim hesabım canım abimle. Hocam hoca tanımam. Bizzat kendim takdim ederim böyle. Tek. Tamam Sedat Bey, nasıl uygunsa buyurun. Götür internetten cız, götür. Tamam. Ne dedi bu şimdi kardeşim tek? Konuşuyor işte salak salak. İnternet reklamlarını dinleye dinleye sapıttı. Buyurun. Çabuk bir taksi çevir şuradan bana tek. Tamam efendim, çevirelim. Taksi. Cafer.
Buyurun. Cemil'i gördün mü bu sabah? Yo, hayrola? Evden mi kaçtı yoksa? Kaçmış erkenden. Şimdi de 19 Mayıs koşusuyla bozmuş aklını. Geberse de kurtulsak şu yaştan. Taksi. İyi günler. İyi günler. Hadi eyvallah. Cemil'i görürsen söyle, çabuk eve gelsin, bekliyorum. Duydun mu? Duydum yenge. Görürsem söyleyeceğim. İyi günler. Fazlasını veremeyiz aslanım. Biz ne kazanıyoruz ki? Kolay gelsin. Hayırlı işler. Günaydın enişte. Merhaba Cafer abi. Merhaba. Görüşemedik bu sabah Bengo'ya. Görüşemedik abi. Sen de gittin sandım. Ha, şu hasılatı vereyim. Oh maşallah. Çarık da para. Bir de az para kazanıyoruz diye ağlıyorlar. İşine baksana hadi. Çevir kafanı. Nazarın diyecek. Bodur. Maşallah de. Allah versin. Gözümüz yok. Çıtır çıtır. Şu kesenize bereket. Babacığım yok mu babacığım? Gelmedi enişte. Babacığın ayrılamıyor karısının başından. Niye? Hani iyileşmişti kadın. Yine mi hastalandı? Yok bir şey be enişte. Dümenden hasta. İki koca daha eski trop. Öyle valla. Helal olsun. Her numara var kadında. Dikkat et buralara bulaşmasın. Dikkat ediyorum abla. Of, gidemedi evine. Gidemedi şu Türkan Hanım da. Hiç düşünmüyor şu kadını. Çocuklar mı bekliyor? Yemek mi pişecek? Kızıl babacığım, kızıl kızıl. Kızıl ya. Hem de ne kızıl? Baba ne yapıyoruz? Tamam. Niye ziyan ettiniz kızım? Niye boyadınız bu makarnaları böyle? Anne bir kolye yapıyoruz baba. Bak bu da bilezik. Anneler gününe vereceğiz. Annenize ha? Aferin benim akıllı kızlarıma. Çok da güzel oluyor valla. Şunlardan bana da yapsanız da birkaç tane. Tamam baba. Baba bu anneler günü. Kendimiz için istemedik ya kızım. Biz de annenize vereceğiz. Ayıp baba ayıp. O senin karın baba. Param mı yok? Kendi hediyeni kendin al. Babacım bitti bitti. Anladık anladık. Hadi kesin şunu. Ağız birliği mi ettiniz? Sabri Bey fena takmış Cenap Bey'e. Of ne kavga oldu Türkan abla görecektin. Cenap Bey de ayıp etmiş ama Gül. İnsan böyle şeyleri mikrofona taşır mı? Kişisel meselelerine medyaya alet ediyor. Koş Gül, acil hasta var galiba. Aha ne oldu? Yardım et Gül. Türkan Hanım yok mu? Buradayım buradayım. Getirin yatırın şöyle. Sedye hastanım sedye. Nesi var? Sabah 19 Mayıs koşusuna çıktı Türkan Hanım. Bak şunun yaptığını. Koşacak hali mi kalmış? Bitmiş efendim. Yolun ortasında buldum. Uzanmış öyle ceset gibi. Biraz açılın da nefes alsın. Cemil Bey aç gözünü, ne oldu sana böyle? Anam öldüyse ben bakamam. Ay ağzını ayrı aç şimdi sen de be. Nabız var mı nabız? Ağzını ayna tutalım. Karışma aslanım doktorun işine. Cemil Bey içki mi içtin sen yine? İçmiş efendim belli. Leş gibi baksanıza. Ay öldü mü yoksa? Anam ben bakamam. Yok, bir yok. Şey olmaz ona. Bir şey yok Sevim Hanım merak etme. Fitil gibi içmiş sadece. Kibrit çaksam tutuşacak. Midesini yıkayacağız Gül. Tamam Türkan abla. Cafer hadi siz de çıkın. Hadi Hüseyin efendi lütfen. Ay, ölse de kurtulsam artık ne diyeyim. Ya da Allah benim canımı alsın bir an önce. Buyurun iyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Selamlıyorum seni güzel insan. Eli nasıllı emekçi. Efendim konuşmamız lazım sizinle. Evet efendim lazım. Hayır konuşalım. Hayır bir şey. Bu adam bizim muhatabımız İhar. Neredesiniz siz bakalım kaçaklar kaç gündür? Kendinize ev arayın efendim. Çektim protestoyu. Aldık canım içi. Başka protestolarını da bekliyoruz. Yazıklar olsun. Şu hale bakın ne kadar içtiyse. İçmiş işte adam sarhoş. Kira konuşmanın sırası mı? Hiç değil Sabri'cim. Sabri'cim diyorsam ağız alışkanlığı. Darıldım sana küstüm. Gücendim.
Büyük şairimizi ne kadar kırdığınızın farkında mısınız efendim? Hangi büyük şair efendim? Büyük fırsatçı. Elinden gelse bedava oturacak. Ah. Bir gün bu sözlere pişman olacaksın canımın içi. Bir gün utançla. Bırak abi bırak. Bir de tehdit mi ediyorsunuz efendim utanmadan? Tehdit değil sahabeciğim. Sadece bir uyarı. Bir işaretimle bütün kiracıları sokağa dökerim. Seni hedef gösteririm bir işaretimle. Duydunuz mu efendim? Bir işaretiyle. Siz karışmayın efendim, ben konuşuyorum. Benim de ağzım var herhalde efendim. Sıtkı Bey, sizin şu paşa resimlerinden birini bize almak istiyoruz. Öyle mi? Niye? Annem çok istiyor efendim. Delirdiniz mi siz efendim? O kıllı yalı kazının resmini bile salonumuza basacağız. Anam. Sen ne dedin bakayım Sabri efendi? Yürü abi, boş ver. Ne dediniz Cenap Bey efendim? Anlayan anladı efendim. Şu ileride Nilüfer apartmanının bodrum katında bir daire boşalmış. Bence siz tası tarağı toplayıp oraya taşının. Hayır efendim. Onlar öyle yerlerde oturamazlar. Hiçbir yere gitmiyorsunuz Cenap Bey. Ben sizden memnunum. Biz de sizden memnunuz hanımefendi. Ama senden hiç memnun değiliz Sabri efendi. Haberin olsun. Bu ne gürültü Cafer? Çocuklar uyuyamıyor. Yok bir şey Gül, tamam yok bir şey. Özür diliyorum. Sabri adındaki bu saygısız adamın adına da ben özür diliyorum. Şşş, gürültü yok. Çocuklar uyuyor. Daha doğrusu uyuyamıyor bak. Gelin içeri efendim. Bütün apartmanı ayağa kaldırdınız. Benim suçum mu efendim? Allah Allah. Bir de sarhoş tafrası çekiyoruz burada. Buyurun. İyi geceler. İyi geceler Cafer. İyi geceler canımın içi. İyi geceler yüreği sevgi dolu anne. Sap. Ve temiz. Anadolu insanı. Tımarhaneye döndü bu apartman. Hadi sen de Cafer, sefil oldun buralarda. Gel yat artık. Gelemem Gül, nöbetteyim. Aa, yürü be, deli misin? Kim gelir bu saatte? Katil yarım saatte bir arıyor Gül. Sen git yat. Sabaha kadar bekleyeceksin burada dedi. Allah hepinize akıl fikir versin, ne diyeyim? Amin. Aman katil. İyi akşamlar, buyurun. Saat kaç? Gürültü kirliliği yapıyorsun. Seni Saadettin tantana şikayet edeceğim. Dur sayın abim. Zaten vatandaşın kafası bozuk. Hemen bir cinayete sahne olabilir bu apartman bu gece. Anam, cinayet mi? Geldin birader koçum. Görmedim Yavuz Bey. Gelmedi herhalde. Gelecek koçum. Eceline gelecek. Katil taklak Sedat'ı öldürecekmiş Sevim. Koş. Bekle, ben gelmeden vurma. Kal orada sayın abim. UEFA finali değil bu. Hoş geldiniz efendim. Canınız bir şey mi sıkıldı? Sıkıldı komşum. Daraldım. Gelme üstüme. Deli ederler efendim insanı. Biz de burada bütün gün o bunak yönetici bozuntusuyla uğraşıyoruz. Bir toplantı yapıp apartmanı kurtarmak lazım bu adamdan. Dur komşu. Zaten kafam bozuk. Hastetme vatandaşı. Buyurun. Buyurun kapıcı kapıcı. İyi akşamlar efendim. Yine Sedat Bey mi sıktı canınızı? Sedat Bey yenge, iyi akşamlar. Vah efendim, vah vah. Başınıza bela oldu ahlaksız. Devamlı duyuyoruz ama kondurmak istemiyoruz bir türlü. Bu sefer ne kadar acaba? Dur komşu, bir de sana hesap vermeyelim. Bu gece nöbettesin koçum, kapıdan ayrılmayacaksın. Tamam, baş üstüne. Alo Cafer, pilav attı buyurun. Şşt! Pilav milav yok bu gece koçum. Zararını ise veririm. Ne demek efendim, canın sağ olsun. Ne parası efendim, onun işi bu. Pilavcı değil ki kapıcı. Karışma komşu, nöbettesin koçum, sabaha kadar. Sabaha kadar efendim. Birader buraya adımını attığı anda... Haberim olacak. Anında efendim. Buyurun. Biz de göz kulak oluruz efendim. Merak etmeyin. Sabaha kadar duydun mu? Sabaha kadar kuş uçurtmayacaksın. Duyduk efendim. Buyurun.